Değerli izleyicilerimiz, Kaman'da bir sokak röportajına çıkalım dedik Şeref'le beraber. Gel gör ki yolda Hüseyin Koçer'e denk geldik. Seninle mikrofon tutmam olur dedi. Elimize bir mikrofon aldı. Biraz röportaj yapacağım dedi. Biraz röportaj yaptı. Ardından benim röportajımla devam edeceğiz. Kurban Bayramı'ndan konuştuk. Dirlik'ten konuştuk. Nasıl gidiyor falan diye ufak bir röportajımız oldu. Yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Ali abi. Ne konuş abi? Ya ben konuşacaktım bir dakika. Gel lan bir. Kul diye gel. Salak. Ne yapıyorsun? Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasıl iyisin? Teşekkürler. Allah razı olsun. Mutlan mı? Niye tutuyorsun? Ne? Ne yaptın? Nasıl gidiyor hayat? Bir şey yok. Kukuru, boş. Kurban aldın mı? Yok. Niye? Daha yok bakalım yavaş. Alacak mı? Alacak gibi, almayacak gibi de gücümüz yeterse, gücümüz yetmez, almayacak. Allah hayırlısını versin. Allah hayırlısını versin. Ortalık boş, Hüseyin görüyorsun. Evet. Her şey pahalı. Düğünüm sana var. Yağaya gücün yetmiyor. Düğünüm de yok. Düğünüm benim de yok. Yok. Düğünüm. Allah hayırlısını. Bakarım biz de burada dinleriz. Her zaman burada dinleriyor. Aynen. Ne konuşmalar yaptınız? Allah. Sen de sorular sordun. Değerli gurur dostlarımız, perşembe günü sokağa çıktık. Kim ne yapıyor diye soruyor. Şöyle teker teker Zıpırdayım'ı gördük kavada öncelikle. Sevilen Zıpırdayım, merhaba. Merhaba abi, merhaba. Gördün merhaba. Abi. İyiyim kardeş, çalışıyorum. Bıyık koyurmuşsun daha. He ne yapayım ya. Biraz şöyle güzel gözüküyor. Valla yakışmış. Güzel gözüküyor. Ya, güzel de gözüküyor maşallah. İşe devam, çaya da yok. Mesela karşılık biliyoruz yani. Evet biliyor. Gene kahve, çay. Size çay kurban olsun. Allah razı olsun. Ama işler nasıl? Size çay ikram edeyim gelirsek. Allah razı olsun. İşler yolunda da işte şu zamlar biraz kestim şey yapıyor. He, hafiften bir para. Ama sen hiç arasıyorsun. O yanına kaçıyorsun, bu yanına kaçıyorsun. Ya o karpuz alıyorsun, domates alamıyorsun. Domates alıyorsun, karpuz alamıyorsun. Kurban geliyor, kurbanı ne aldın? Kurban bu sene yok kardeş. Bu sene Baba yok. Olmayınca işte. Baba ne gitti. Rahmetli oldu gitti. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Amin amin. Mezata gel hepsi. Yine bu koyun muyun kesen canım sen. Çalışan adamsın. He bakarak Allah büyüktür kardeş. Allah büyük bak. Ona da Allah kerimdir. Yerimize para girerse alırız. İnşallah girer. Da bir selam gönder. Kamanlar seni seviyor. He ben de sizi seviyorum kardeşim. Allah razı olsun. Erbus'un İstiklal Kahvesi'nde çalışıyorum. Çayımıza buyurun. Erbus'un kahveyi bekliyorum de. He. Erbus'un kahvesini bekliyorum. Çayımıza buyurun. Evet. Çayımız çok lezzetli. İçmeye kıyamam. Bir içen pişman, bir içmeye pişman. İçen bir daha içen bir daha içiyorsun. İçen canı bir daha ister kardeş. Eyvallah dayı, görüşürüz. Sizi Allah'a seviyorum. Gezeyi iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Dayı, görüşürüz. Değerli konuk dostlarımız, Savcılığı Tahsil Durağı'ndayız. Şerim merhaba. Merhaba kardeş. Abi geniş geniş oturuyorsun. Rahat. Keyfin yerinde. Allah'a çok şükür. İş güç de yok. Var. Allah bundan geri koymasın. Olsa i̇ş burada durma. Oturdu. Herkes burada olsa o zaman olmaz. İyi. Arabaların içinde oturan da var canım. Araba çok. Onlar şeyler, hırkızlar. Ha hırkızlar mı? Ha yol çaracaklar. Çaracaklar. Sen ne örüyorsun? Ben de oturayım çay içeyim. Kurbanlığı bitirdin. He Allah'a çok şükür. Sen kesiyorsun, sen de kendine kurban kesiyorsun. Ali kardeşime kurban kesmiyor musun? Onu duyduk. Ağırlendik oraya. Onun avradı yok, ağırlıyız da. Nasıl resmi nikahı var? Dini nikah da var. Bayram şeyden sonra. Ne? Seneye mi gideceğim ona? Ali kardeş ben gelsem kapıda birini yıkarım. Onu da dağıtırım garibanlara. Aleykümselam. Aha arkadaşın işi iyi olmasa akşama kadar kumar oynuyor. İddia mı oynuyorlar? Kumar işte, kumar değil mi? Adam iddia, kumar mı baskı, herkes oynuyor. Oynuyor mu? Herkes oynayamaz. Böyle değil mi dayı? Kumarcı evet. Diyor sana. Yok ya, hadi ki vakit geçsin. Vakit geçsin. Vakit geçmeye camiye git lan, namaz kıl. O da olacak illa ki. Camiye git, namaz kıl ya. O da olacak inşallah. Kumarhaneye mi gidelim? Sen de gidiyorsun. Ben de seni gördüm geçen sene iddia var. Orada ne geziyorsun? Ben de geçmiyorum. Ben gördüm içeride valla. Hakan'ın yanına vardım. Ha oğlum. Hemen bahane hazır ha. Hem seni gördüm. Ne yapalım, oturuyor kardeşim ya. Yorulmuş gibi duruyor. Çalışıyor ne yapalım. Nereden geliyorsun da? Buradaydık ya. Hani evli bek yorgun gördüm seni ya. Yok canım, onunla bir değil ya. Nasıl? Çay içiyor musun ne yapacağız? Çay içiyorum. Ya çay içiyor. Yok çay içiyor. Bülüsün orası sözü verdi. Elbise sahibi içecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işiniz olsun. Allah razı olsun. Değerli konu dostlarımız, Etfaiye Meydanı'ndayız. Çavuştay'ın, popüler Çavuştay'ından beraber. Abi ne ördün? Vallahi ne örüyorum. Çalışıyoruz kanka, sen ördün. İyi, burada dinleniyorum. Çalışmaktan ziyade. Elimiz boş şu anda. Müşterimizi tıraş ettik. İşte geziyoruz, dolaşıyoruz arkadaşlarla. Gelince gidiyor dediniz. He, müşteri gelince zaten arıyorlar telefondan, gidiyoruz. Tıraşımızı yapıyoruz. Nasıl abi, durumlar nasıl? Durumlar işte, yazı bekliyoruz. Yaz daha gelmedi. Havalar daha soğuk. Isınmadı abi ya. He, bayramı bekliyoruz. Gurbetçilerimiz bekliyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Gurbetçilerimiz gelecek. 11 Temmuz'da Gurbetçi Festivali var abi. Güzel bir şey. He, bayramın 3. günü. Bence çok güzel bir şey. Bir eğlence. He. Şey yapmadılar ya. Ceviz Festivali'ni geçen sene pandemiden dolayı yapmadılar ya, bu biraz daha iyi olur. Şimdi Ceviz Festivali de olacakmış, o da söylüyorlar. Olacak tabi, o bizim festivalimiz. İki sene, üç sene yapmadılar. Evet. Ha, yani. Yaptılar, pazar kurdular ama konser olmayınca kimse gelmiyor. Konser ve eğlence halka lazım, halka moral verir.
dışarıdan misafirler gelir. Buradaki esnaf kazanır. Buradan tüm gurbetçilerimize ne diyorsun? Gelsinler mi? Adamlar buraya gelir. Abi gelirler. Niye gelmesinler? Paraları kıymetli. Ben de olsam ben de gelirim yani. 2000 euro, 3000 euro bozdursun. Geliyor burada kral gibi şeyini, tatilini yapıyor. Gidiyor. Gelsinler. Mesela Türkiye'deki gurbetçilerimiz mesela. Gaman dışındaki gurbetçilerimiz mesela. Onların düzeni bozuk abi. Onlar düzeni bozuk. Şimdi 4 kişilik bir ailenin Kaman'a gelip gitmesi 2000 lira. 400-800 yeme içme değil mi? Yeme içme 2000 lira. Bu adam nasıl gelsin gitsin? Zor yani. Peki oradan Kırşehirliler Derneği veya Federasyonu otobüs kaldırır belki ya. Şey için mi? Ya özel bir gurbetçiler festivali için tabii otobüs kaldırması lazım. Evet. Yani orada bir dernek, bir federasyon var. Tabii. Kırşehir Derneğimize sesleniyoruz. Ankara'dakiler, İstanbul'dakiler. Oradaki gurbetçilerimize otobüs kaldırın. Para ne için? Para bunun için. Para birlik, memleket için. Birlik beraberlik için kurulmuş. Ya birlik beraberlik olacak, eğlence olacak, esnaf kazanacak, biz kazanacağız, herkes kazanacak burada. Yani millet kazanacak. Bir de bayramın 3. günü ya, millet bayrama da buraya gelecekler. İşte bayrama gelecekler, moral bulacaklar, akrabalarla görüşecekler. Güzel bir şey. Eskisi gibi mesela böyle büyüklerin ziyaretine kalmadı da. Yani böyle gördüğüm kadarıyla. Sen daha benden daha eskisin. Sen büyük benden daha iyi bilin. Büyük küçük kalmadı Özkan. Büyük küçük kalmadı. Saygı sevgi kalmadı. Doğru söylüyorsun. Yani eski bayramların da tadı kalmadı. Ya her şey ekonomiye dayanır. Her şey bütçeye dayanır. Kurban kesmek zor. Adam almasa çoluğu çocuğu var. Borca girip de kurban alanları biliyorum ben ya. Borca evet. Kurban kesilir mi? Kesilmez. Evet. Durumun yoksa kesmeyeceksin. Ama adam borca giriyor kurban alıyor ya. Girme kardeşim ya, alma. Ama işte kapısı çocuğu da diyor ki adam çocuklarım var başkasının kurbanına bakmasın diyor. Ya bakmasın hani diyor da. Evet, adam zaten kurban diye kesmiyor onu. İşte babalık yani. Babalık çok zor bir şey. Babalık var ya, babalık kadar benim rahmetli babamın bir lafı vardı. Oğlum derdi, en büyük, en kötü esnaflık babalık derdi ya. Aynen böyle derdi yani. Baba ne yapsın, mecbur alıyor, borçlanıyor, kestirecek. Geri onu ödemek için uğraşacak. Çok dünyanın işi var Özkan. Ne aldı kurbanı? Yok da bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Bütçeye bağlı. İnşallah alırız. İnşallah. Şu anda bu sene ben çok badire atlattım. Kendim biliyorum. Evet. Yani ben bu sene her sene ben kurbanımı kesmeye çalışırım ama bu sene çok badire atlattığım için tabii biraz şu durumda bir hafta daha duruma bağlı. Evet. Bakacağız. Fiyatlar da uçuk. Yani. Ya gerçi üreticiye de bir şey diyemiyorum. Kardeşim yem almış başını gitmiş. Bu devirde kimseye bir şey diyemem abi. Bu devir gerçekten şu zaman zor bir zaman. Şimdi varıyorum bir malın başına. 50 liralık mal 100 lira oluyorsa bu adama niye 100 lira oldu diye söyleyemiyorsun. Adam ne diyor? Her şeyin başı enerjidir. Enerji pahalaşırsa her şey pahalaşır. Elektrik, mazot, motorin. Adam diyor arkadaş diyor. Dolar yükseliyor diyor, euro yükseliyor diyor, mazot şu fiyat olmuş diyor, mecbur ben fiyatı arttırdım diyor. Kimseye bir şey diyemem. Evet, üretin de ne yapsın adamlar, yem yetişemiyor kardeşim diyor. Yem çok pahalı. Şimdi şöyle bir şey var. Besici ete zam istiyor kesime. Evet. Besici ete zam istediği zaman bu sefer kasaplar ete zam yapıyor. Mecbur yapacak. Mecbur yapacak. İyi. Millet o eti nasıl alacak? Kurbandan millet işte bir et görecek. O da işte çoğu kesen kesmeyene verecek. Ha verecek yani. Bunun adam kurbanın amacı kurbanın değil mi? Kurbanın amacı nedir? Alıp dolaba koymak fakiri, değil. Fakiri fukaraya dağıtmak. Fakirin fukaraya et yedirmek. Zengin her zaman eti yer. Evet. Zengin her zaman eti yer. Zengin kurbanı kesecek çoğu da kesmeyen fakirlere dağıtacak. Ama kurbanı kesip de dip prize basanlar var. Evet. İki dine dip priz almış. Kurban adam için. Adamın 100 kilo eti çıkmış. İki tane dip prize basmış. Bence o kabul değil ya. Kabul mü? Yani o doğru söylüyorsun. Bence de kabul değil. Yani şöyle bakınca mesela sen kurbanın bir amacı var ya. Amacını uygulayacaksın yani. Sen demek ki kurbanı et için kesiyorsun. Allah yolunda keseceğim. Ha mesela daha önce dediğimiz bu olay var mesela. Adam diyor ki borca kurban alıyor. Yani onu şüphe tartışılır yani onu tutmayacak ama çocuklarım başkasının gözüne bakmasın diyor. Ya mecbur. Yani bu evli, adam diyor ki ya. Düşünecek bunu illaki. Ya. Benim çocuğum niye bakıyor? Benim çocuğumun nesi eksik diye. Mecbur o kurbanı kredi kartıyla alıyor, kredi çekiyor, alıyor. Birinden borç buluyor, vadeli alıyor. Yani bir şey alıyor. Adet olmuş. Evet. Yani ben diyor kesmem lazım diyor adam. Bazı gururlu insanlarımız var. Gururlu insanlarımız da işte çoluğum çocuğum dışarı bakmasın, onun bunun gözüne bakmasın diye kesiyor. Yani bilmiyorum işte her türlü zor. Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah fakire fukaraya yardım etsin. Abi teşekkür ederim. Zengin zaten bu devirde parayı vurdu. Zenginin doları var, eurosu var, altın var. Giden fakire oldu. Olan fakire oldu. Var.
Garip bitti lan. Zengin arabasını satmış 300 milyara, dolara yatırmış, dolar olmuş. Dolar da 1 trilyon olmuş. Ondan sonra zengin diyor ki, iyi diyor, ya şükredin diyor. İyi, sen niye şükretmiyorsun, dolara yatırıyorsun parayı, dolar yükseliyor. Ben mi şükredeceğim? Niye dedi de şükredek, boş ver. Ya şükrediyorum, şükredi yok da, ama adamın bazen zoruna gidiyor, ağrına gidiyor bazı şeyler. Zengin zengin oldu bu devirde, bu devirde fakir de tamamen fakir oldu. Ortak sınırca fakir oldu. Neyse yani. Ortak abi. He, aynen böyle. Hadi işiniz rahat teşekkür gelsin. Teşekkür ederim abi. Allah hadi sağ olasın. Kalın. Sağ olasın. Bu görüyor. Değerli gurur dostlarımızı Aşiret'le beraber yine itfaiye meydanından ayrılamadık. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sen nasıl gidiyor abi? Çok şükür. Kurban bayramı da yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Kurban aldık mı? Alamadık. Alır mıyız? Bilmiyorum, kararsız. Aşiretin hepsi kararsız. Niye abi? Tatlısın yok mu? Düğün mü? Haftada iki tane düğün oluyor. 2-4 bin lira da yiyecek, 5 bin lira. Ertesi gün olacak. 3500 de kurbana verecek. Gene borçlanacak. Ne yapacak? Çocuklar taş mı yiyecek? Düğün de yok. Düğün niye yok? Bu yok, nasılsın sana ya? 25 milyon olmuş. Kim düğün edecek? Mesela geçen hafta 7 tane düğün vardı kampta. Her sene böyle miydi? Mesela ben geçen sene kamera yetiştiremiyorduk hiçbir yerde. Evet. Her sene böyle miydi? 8. ayın 5'inde doluluğumuzdular. Ondan sonra hepsi 2 düğün, 1 düğün, 3 düğün. Et aldım 150 milyon lira. Ne alayım ben? Kıyma. Bir yemeklik. 150 lira. Neye güçeceğiz? Neye güçeceğiz? Yarın gene düşüneceğiz aynı hesabı. Nasıl olacak? Ne bileyim, Allah hayırlısını versin. Bir şeyler yaparlarsa geçim sağlanacak. Yapmazlarsa aynı düzen yok. Düğün olmadı. Hayat bizde de adımız yok. Yok, şeyin dediği Kemal Sunan'ın dediği yazıp bize Çukurova'ya doğru gidecek. Gömüyene çalışacak. Başka çaremiz yok. Yollarımız delik deşik. Ayakkabısa ne ayakkabı alacağım? Ayakkabı alıyorsun, 2 gün sonra yırtılıyor. Köstebek yuvası gibi. Yapılacakmış, yapacağım. Allah abi yapılır. 10-15 senesi var. Allah nasip ederse 10-15 sonra ölürsek yapılır işte. Allah bundan yerim olmasın. Amin, amin. Allah kimseyi yoluna dayanma, aşırına terbiye etmesin. Amin. Allah büyük bu alım. Gözümüzün önüne bakıyor, yağımızına kavruluyor. Davul zurnanın işi bitti diyorsun yani. Bakacak, ağır ağır bitiyor da. Ne olacak? Odun taşırık, kömür taşırık, Allah'ın adı, un taşırık. İzmir'deydin zaten. İzmir'deydin. Niye geldin, ne var da geldin kaça kaça buraya? Ne yapalım, 58 derece. Yatamıyorsun, uyuyamıyorsun. Yastığa kafanı koyuyorsun, su oluyor yastık. Şimdi ne olacak? Terin yok burada, evimiz barkımız var, mecbur geliyor baba. Geliyorsun da işte iş güç olmayınca hiçbir şeyin adı olmuyor. İşte Allah, Allah aç boğazı aç kor mu? Evet, olsun. Verdiği boğazı aç kor mu? Verdiği boğazı aç kor mu? Allah bakacak, Allah geri koymasın. Amin, amin. Saygılar sunarım. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah. Şimdi rast kız.